Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul projesini eleştiren muhalefete sert tepki gösterdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da yüklenen Erdoğan, Kanal İstanbul'la ilgili projeye kısa süre içinde başlanacağını açıkladı. Şimdi çıkmış İstanbul'a diyor, böyle bir Kanal İstanbul gereksiz. Ya zaten bunun kararını vermek sana değil. Bunun kararını verme yetkisi bize aittir ve biz bunun kararını zaten verdik. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal İstanbul projesine ihanet ve cinayet projesi diyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na böyle tepki gösterdi. Senin böyle bir karar verme yetkin de yok. Erdoğan, partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısına katıldı. Gündeminde Kanal İstanbul tartışmaları vardı. Muhalefetten gelen eleştirilere tepki gösterdi. Çıkıyor bakıyorsunuz ana muhalefetin başındaki zat bütün müteahhitleri tehdit ediyor. Sakın bu işe girmeyin. Geldiğinde biz bunu iptal edeceğiz. Ya sen gelmeyeceksin. Ve zaten gelemezsin. Erdoğan 75 milyar liralık proje için ilk kazmanın yeni yılda vurulacağını açıkladı. Kanal İstanbul'un öncelikle yap işlet devret modeliyle yapılması planlanıyor. Bu gerçekleşmezse bütçe imkanlarıyla proje hayata geçirilecek. Milli bütçeden bunu yapar mıyız? Eyvallah, yaparız. Onun da bütün bu noktadaki kaynakları bellidir. Erdoğan, Kanal İstanbul'da Montreux Sözleşmesi devre dışı kalıyor şeklindeki eleştirilere de cevap verdi. Montreux Sözleşmesi ile herhangi bir ilgisi de yoktur. Tamamen Türkiye'nin kendine ait bir su yolu olarak faaliyet gösterecek ve işletilecektir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal İstanbul protokolünden çekildiğini açıklayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik tepkisini de sürdürdü. Senin böyle bir karar verme yetkin de yok. Projenin sahibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Kurumların görevi devletin aldığı karara uygun şekilde kendi sorumluluk alanlarında üzerlerine düşeni yapmaktır. Görevini ihmal eden hesabını millete ve hukuka muhakkak verecektir. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul projesine ilişkin konuştu. Projenin İstanbul'u susuz bırakacağı iddialarını yalanladı. Kanal İstanbul'a ilişkin ÇED raporu ve süreci, Türkiye'nin en geniş katılımlı, en şeffaf süreçlerinden biri olmuştur. ÇED sürecinde çevre hassasiyetimizi en üst düzeyde tutarak yürüttük. Bu proje için 5 ayrı alternatif güzergahlar belirlenmiştir. Ve bu güzergahlar birbiriyle kıyaslanmış, İstanbul'umuz için en doğru hat neresiyse bu hat belirlenmiş. İstanbul'un su kaybı yaşayacağı iddiası kesinlikle bilimsel değildir. Tamamıyla gerçek dışıdır.